Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara'da Kızılcahamam Hastanesi farklı seviyeli kavşağının açılışını gerçekleştirdi. Başkente yapılan ulaşım yatırımlarını da anlattı Bakan Kara İsmailoğlu. Son 19 yılda Ankara'ya yapılan yatırımın rakamını da paylaştı. Tam 81 milyarı aştığını ifade etti. Yol, su, elektrik diye göreve gelenler hiçbir soruna maalesef çare olamadılar. Başkentimiz Ankara'da. Ne yazık ki bu hizmetlerden de yoksun kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara'da Kızılca Hamam Hastanesi farklı seviyeli kavşağının açılışını gerçekleştirdi. Bugün hizmeti açtığımız kavşak ile günlük ortalama 12 bin üzerinde araç geçişine sahip bu aksdaki trafik yoğunluğu önemli derecede azalmıştır. Yapılan kavşakla birlikte Yarınları yıllık 10,5 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Yapımına Kasım 2019'da başladığımız köprülü kavşak ile dur kalk ve beklemeler ortadan kalktı. Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin geçmişte yönetim hataları nedeniyle büyük zararlar gördüğünü ve yeterli yatırımı alamadığını vurguladı. Türkiye, geçmişte ülke yönetimlerini yaptığı hatalardan büyük zararlar gördü. Başkentimize 1993-2002 yılları arasında karayollar anlamında Bugünkü değeriyle sadece 2 milyar 700 milyon liralık yatırım yapılmış. Ankara'da 2002-2020 yılları arasında ulaşım ve yatırım miktarı 82 milyar liraya yaklaştı. 2002-2020 yılları arasında 9 milyar 236 milyon lirası yapış devlet kapsamında olmak üzere bugüne kadar Ankara'nın toplam ulaşım ve iletişim yatırım miktarı 81 milyar 763 milyon liranın üzerindedir. Ankara genelinde toplam bedeli 5 milyar 549 milyon lirayı bulan 29 ayrı karayolu projesi halen yoğun bir şekilde devam ediyor.